Şimdi burada bir adamın kölesi olsa, kölenin efendisinde hakkı nedir? Şimdi burada da ulema iki kısmı ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki, onun aç kalmaması, çıplak kalmamasıdır. Efendisi onun karnını doyursun da, doyursun. Onu setresin. Neyle olursa olsun. Ha kendisinin yediğinden yedirsin, ha kendisi başka bir şey yesin, ona başka bir şey yedirsin. Ha onu setresin de, ha kendisinin giydiği libasına gibi bir libasına setresin, ya da başka bir şeyine setresin. Bir kısımda diyor ki, yok bu değil, öyle değil. Kendisine yerse illa ondan giydirecek. Kendisine giyerse illa ondan giydirecek. Yok arada tefrik ederse günahkar olur diyor. Şimdi bu iki kavlün ikisinde delilleri var. Haddesena Rabi'ul Mezzinu kâle haddesena Esed. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr kâle haddesena Mehdi ibn-i Cafer kâle haddesena Hatim ibn-i İsmail kâle haddesena Yakub ibn-i Mücahid el-Medeni Ebu Hazre en-Ubadete bin-i Samit radıyallahu anhu kâle. Hazreti Ubade dediler ki Kareştü ene ve abi, ben ve babam Sabit çıktık. Netlubu hâzel ilme, bu ilmi aramaya fî hâzel hayyi bu hayde minel ansar. Yani ansarda bu ilmi aramayı için çıktık ki acaba nasıldır bu mesele? Köle ile efendinin arasında yemek, içmek farkı var mı, yok mu? Bunu babamla beraber çıktık. Ensarda ashab-ı kiramlar var. Bunlardan sorup öğreneceğiz. قَبْلَ اَنْ يَهْلُكُوا. Bunlar vefat etmezden evvel. Ya yarın bunlar ölür giderler. Bu meseleyi kimden öğrenelim? Babamla beraber çıktık. Ensarda bunu sormaya başladık. فَكَانَ اُلْدِ اَوَّلَ مَنْ لَقِينَ. Evden çıktık. Evvela bize mülaki olan kim oldu? Ebul Yusuf. Ebul Yusuf. Sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin eshabından Ebul Yusuf tesadüf etti bize. وَمَعْهُ غُلَامٌ لَهُ. Baktık yanında da bir kölesi var. وَعَلَيْهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيُّ. Onun üzerinde bir burde var. Üzerine atmış olduğu müslah. Bir de Maafiri, Yemen'de yapılan bir kisvenin adı. Maafiri bir kabile. Maafiri denilmesinin sebebi o kabile yaparlarmış. Ve ala gulamihi, kölesinin üzerinde de var. Burdetun ve maafiriyyü. Bir burde, bir meşlah, bir de bu maafiri kabilesinin yapmış olduğu kisve. Yani kendisinin üzerinde de iki şekilde var. Kölenin üzerinde de iki şekil var. Kale fekultu lehu. Şimdi bunlar aradığı ilmi arıyorlar. Şimdi Ebu Yusuf radıyallahu anh'ı görünce ona sual ediyor. Sual etmesinin sebebi bu mesele hakkında malumatı nedir? Resulullah Efendimiz'den nasıl almış onu öğrenecek. Hazreti Übadetü bin Samit diyor ki fekultu lehu. Ben Ebu Yusuf'a dedim ki ya ammi lev ahaste burdete gulamike. Ya ammi senin bu kölenin üzerindeki bu ebayı alsan وَاَعْتَيْتَهُ مَعَافِر۪يكَ. Senin üzerindeki maafiri kisvesini ona versen. Senin vakitte iki birden olur. وَاَخَسْتَ مَعَافِرَهُ وَاَعْتَيْتَهُ بُرْدَتَكَ. Yahut da onun maafirini alsan, o kisveyi alsan, bürdeyi ona versen. فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّ. Senin üzerinde bir hülle olur. Hülle demek yani alt ve üst kısmını kullandığı ikisi bir şekilde. İkisi bir şekilde bu hülle olur. Ama biri başka türlü, biri başka türlü olursa o bir ziynet olmaz. Başka başka. Ama ikisi bir şekilde olursa bu ona hülle derler. Daha güzel olur. Senin üzerinde hülle olur. Ve aleyhi hülletun. Onun üzerinde de hülle olur. Niye? Ya sen iki bürdeyi giyersen o iki mağfiriyi giyer. Ya sen iki mağfiriyi giyersen o iki bürdeyi giyer. Bu daha yakışıklı, güzel olur. Dedim. Kale Hazreti İbade diyor ki فَمَسَحَ رَأْسِي. Ebul Yusuf benim başımı mesheyledi ve kâle dedi ki Allahümme barik fihi. Ya Rabbi sen bu çocukta bereket kıl diye dua etti. Sümme kâle, sonra dedi ki yebne ahi, ey benim kardeşimin oğlu. Basuret aynaya hatani, benim şu iki gözüm gördü. Ve semi'atü üzünaya hatani, şu iki kulağımda işitti. Ve be'ahu kalbi, kalbim de hifsetti. Kimden? Min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Ve huve yekul. Peygamber Efendimiz derdi. Peygamber Efendimiz'in
dediğini de hepsettim. Ne dediğini اَتْعَمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُونَ Siz kölelere yediğinizden yediriniz. وَكْسِبُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ Giydiğinizden giydiriniz. Bunu Resulullah Efendimiz'den bizzat işittim ve bizzat da gördüm. Hem gözlerim gördü, hem kulaklarım işitti, kalbimde bunu sakladı, hepsetti. فَكَانَ اِنْ اَعْتَيْتَهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا فَكَانَ اِنْ اَعْتَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا Ona dünya metaından vermiş olduğum şey olsaydı, اَحَبَّ اِلَيَّ Bana daha ziyade sevgili olmuş olsaydı, minen yahuza min hasenati benim hasenatımı almaktan yemin kıyamet. Kıyamet günü hasenatımdan almaktan iyi olsaydı verirdim. Yani şimdi dünyada ben verdim, iyi verdim, ahirette benim hasenatımı almasın. Ama ahiretteki hasenemden dünyadaki verdiğim daha iyi olsaydı o vakitte bunu yapardım. Niye? Ona az bir şey veririm. Benim giydiğimden giydirmem, yediğimden yedirmem, o da kıyamet günü benim hasenelerimden alır. Halbuki dünyada ben ona iyi şey vereyim, iyi şey yedireyim ki o da kıyamette hasenelerimden benden almasın. Evet. Haddesena Muhammed ibn Sinan el-Şeyzeri, قال حدثنا عبد الواهب بن نجدة الحوتي, قال حدثنا عيسى بن يونس, عن الأعمش عن المعرور بن سويد. قال خرجنا حجاجا معرور بن سويد dedi ki biz hacı olarak çıktık ev mu'temirin yahut da umre niyetiyle felakiyena Ebu Zer radıyallahu anh abi orada bir ra noksan Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh'a mülaki olduk bir rebezeti rebezede Medine'nin şark tarafında bir yerin ismidir ki Hazreti Ebu Zeyr son zamanda nasile ihtilati kesti ve gitti orada kaldı. Orada ona tesadüf ettik. Feizen aleyhi burdun. Baktık üzerinde bir eba var. Ve ala gulamihi burdun mislu. Kölesinin üzerinde de aynı eba var. Kendine şekilde giymişse kölenin üzerinde de öyle var. Fekulna lehu. Biz ona dedik ki ya Ebu Zer. Lev ehaste hazel burde ila burdike. Bu köleye vermiş olduğun ebayı alsaydın, senin ebanla beraber giyseydin de kânet hülleten, işte bir hülle olurdu. Ve kesevtehu bürden gayrehu, ona da başka bir eba vereydin. Yani onların ikisini alsan giy, ona da başka bir tane ver. Hiç olmazsa senin elbisen tamam olsun. Fekal Ebu Zer, radıyallahu anh, Hazreti Ebu Zer dediler ki, Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'i işittim, yekulu buyururdu ki, İhvanüküm, bu köleler sizin kardeşlerinizdir. Cealehumullahu azze ve cel. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onları kıldı. Tehte eydiküm, sizin ellerinizin altında, sizin bilkinizde kıldı. Femen kâne ehûhu, bir kimse ki onun kardeşi kendi tehti milkindedir. Tehte yedihi, onun eli altındadır, onun kölesidir. Fel yut'imhu mimma yekul. Yediğinden ona yedirsin. Çünkü o da senin Müslüman kardeşin. Cenab-ı Hak seni efendi halk etmiş, onu köle. O da senin kardeşindir. Yediğin neden yersense ona da ondan yedir. Vel yulbisu mimma yelbes. Giydiğinden de ona giydirsin. Ve la yukellifuhu ma ya'libuhu. Bir işte ona teklif etmesin ki iş ona zorluk verir, yapamaz. İş ona galebet çalar, yok. Yapamayacağı işi de ona teklif etmesin. فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ Yok öyle ona galebe çalışacak bir işi, zor gelecek bir işi teklif ederse فَلْيُعِنْهُ Vakit ona yardım etsin. Mesela köleye dedi ki kaldır bunları şuraya düz. Kölenin gücü yetmiyor oraya. Bir adamın gücü yetmiyor. Sen bunu buradan kaldır oraya düz dedin ama adamın gücü yetmiyor. Ona yardım etti vakit. İlla köledir. Ben elimi vurmam. Ben onunla çalışmam deme. قال أبو جعفر إمام التحاوي dediler ki فذهب قوم ulemadan bir kısmı zahip oldular ila en ala racul şuna zahip oldular ki insana lazımdır en yüseviye beyne memluki ve beyne nefsihi kendisini kendi nefsiyle kölesinin arasını müsavi kılar ne de fit taami vel kisve yemekte ve elbisede kendine yerse kölesi de onu yiyecek kendine giyerse kölesi onu giyecek
kendisi iyisini giysin, kölesi adisini giysin, yok. Kendisi güzel yesin, köleye biraz aşağı yedirsin, yok. Yani bu mesele zahip olanlar, eğer bunu yapmazsa indi ilahide mesuldur ve balda kalmış olur dediler. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ بِمَا رَوَيْنَهُ فِي هَذَا الْبَابِ Bu mesele hakkında bizim rivayet ettiğimiz hadislerle ihticac ettiler. Kimden rivayet ettiğimiz? En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den. وَبِمَا رَوَيْنَهُ مِنْ مَثَبِ اَبِلْ يُسُرْ Bir de Ebil Yusuf mezhebinden. Ebil Yusuf'u gördüler ki o ne giymişse köleye de onu giydirmiş. Ve Ebi Zer, Ebu Zer'den de rivayet eylediler. Ne giymişse köleye de onu giydirmiş. Radıyallahu anhuma. اَلَّذ۪ي ذَكَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Yani bu mesele hakkında hem Resulullah Efendimiz'in hadisini zikrettiler, hem de iki sahabenin bizzat fiilini yaptığını rivayet eylediler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ülema'nın diğer bir kısmı bu mesele hakkında muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki اَلَّذ۪ي يَجِبُ لِلْمَمْلُوكَ عَلَى مَوْلَاهُ Köle için efendisinin üzerine vacip olan şey huve taamuhu onun yemesidir ve kisvetu elbisesidir. La gayru zalik başka bir şey yok. Yani kendisinin yemesiyle giymesiyle beraber olsun bu değildir. Mimma o yemek içmekte neden elbise? Mimma yuvessi'u bihi ol bir şeyden ki bir adam tevsiye eder, genişlik eder er-recul adam ala nefsi kendi nefsine. Kendi nefsine neye kudreti yeterse işte ondan yedirir, giydirir. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında delil getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا اِسْمَعِلُ بْنُ يَحْيَ الْمُزَنِي قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ اِدْرِسَ الشَّافِعِي قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسَدِ عن أجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdular ki لِلْمَمْلُوكِ تَعَامُهُ وَكِسْبَتُهُ لِلْمَمْلُوكِ مَمْلُوكُمْ حَقِّدِرْ Onun cuvardır. تَعَامُهُ يَمَسِي وَكِسْبَتُهُ elbisesi. Efendisi bunları yapacak. وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ Amelden de ona teklif etmez. İlla ma yutik, illa gücünün yeteceği bir işi teklif eder. قَالُوا فَهَذَا الَّذ۪ي İşte budur ki يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ Memlük için vacip olur ala seyyidihi efendisi üzerine. Fakat şimdi burada yemesi, elbisesi efendisinin üzerine bu doğru. İki taraf bunda ittifak ediyorlar. Bunda ihtilaf yok. İhtilaf kendine yerse aynı yemekten kölesi de onu yiyecek. Kendi ne giyerse aynı şekilde kölesi ondan giyecek. Yahut da kölesi daha güzel. Daha güzel yiyecek, daha güzel giyecek. Birinci kavul bu. İkinci kavul diyor ki hayır. Köle aç kalmadı. Setre avret etti. Bu adamın gücü ne kadar yeterse işte o şekilde. İlla en güzel bir şekilde olması şart değildir diyorlar. وَكَانَ اَوْلَ الْاَشْيَاءِ بِنَا Bize evla olan لِمَا رُوِيَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisi şerif için bize evla olan اَنْ نَحْمِلَ مَا رَوَيْنَاهُ قَدَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ Bu bahsin evvelinde rivayet etmiş olduğumuz hadisi şerifi hamd etmektir. عَلَى مَا يُوَافِقُهُ Bu ikinci hadisi şerife muvafık olan bir manaya hamd etmektir. Bu ona muvafık olan nedir o? Evet. Neyi? مَا وَجَدْنَا اِلَى ذَٰلِكَ سَب۪يلًا Buna bir yol bulduğumuz müddetçe مَا مَا مَصَّرِيَ Bir yol bulduğumuz müddetçe yukarıki hadisi şerifi Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisin manasını hamd etmektir. فَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerif oldu. اَتْعِمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُونَ Yediğiniz şeyden kölelere yediriniz. Ve eksuhum mimma telbesun. Giydiğinizden de onlara giydiriniz. Bu hadisi şerif oldu. Kad yahtemilu en yekune. İhtimal ki oldu. Erade sallallahu aleyhi ve sellem murad etmiş oldu. Bizalikel hubz.
bununla izalik bununla murad etti. El hubze vel udume. Yani etmeyi ve idamı kastetti. Ve siyabe minel kettani vel kutun. Ketandan, pamuktan olan elbiseleri kastetti. Fe izâ şerekû mevâliyehum fî zâlik. Onlar kendi kölelerinde buna ortak olurlarsa, yani kendileri de yedikleri ekmek, idam, ketandan, pamuktan elbiseler kendileri de giyerse, fakat ekelû mimmâ yekulûn. İşte köleler kendilerinin yediğinden yediler. Ve lebisû mimmâ yelbesûn. Efendilerinin giydiğinden de giydiler. فَوَافَقَ ذَٰلِكْ مَعْنَا حَد۪يسِ اَبِ هُرَيْرَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ. İşte Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisine bu mutabık oldu. Yani bu ikinci kavle göre kölenin yemek hakkı nedir? Ekmek, idam. İdam yani sulü bir yemek, o ekmeği katık olacak bir şey. Elbise nedir? Elbise de ketan, pamuktan yapılan o zamanki elbiseler. Kölelere bunlardan alacak. Kendileri de köleler gibi o yemekten yerse, o elbiseden giyerse işte müsavi oldular. Binaenaleyh yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. İşte o hadisi şerifi bu manayı alırız. Yani efendisi de kölenin yediğinden yiyecek. Efendisi de kölenin giydiğinden giyecek. Bu iki hadisi şerifin manası birleşmiş olur. وَاِنَّمَا تَجِبُ الْمُسَوَاتِ Müsavat vacip olur diye. لَوْ كَانَ قَالَ رَسُولَّهُ اَفَنْدِمِزْ دِسَيْدِ اَتْعِمُوهُمْ مِسْلَ مَا تَاكُلُونَ Yediğinizin misliyle itham edin. وَاَكْسُوهُمْ مِسْلَ مَا تَلْبَسُونَ Giydiğinizin misliyle onları giydirin. Böyle deseydi bu vakıtta müsavat farz olurdu. Kendisi köleye bir elbise yapmış. Fakat kendi elbisesi ondan biraz daha güzel. Köleye yemek vermiş, kendisinin yemeği biraz daha güzel olursa vakitte haram olurdu. Yine müsavat lazım olurdu. Eğer misil kelimesini hadisi şerifte Resulullah Efendimiz emretmiş olsa idi. Fakat misil kelimesi yok ki. Yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Ama biraz fazla olmuş, noksan olmuş, eğ olmuş, zayıf olmuş. Bunda şey yok, misliyet yok hadisi şerifte. فَلَوْ كَانَ قَالَ هَذَا Eğer Resulullah Efendimiz bu misil kelimesini buyurmuş olsaydı لَمْ يَجُزْ لِلْمَوَالِي Efendilere caiz olmazdı اَنْ يَفْضُلُوا عَب۪يدَهُمْ Kölelerine racih olsunlar, kölelerinden ziyade olsunlar فِي تَعَامٍ اَوْ كِسْوَةٍ Yemekte, elbisede kölelerinden daha iyi yesinler, daha iyi giysinler, bu kat'i surette caiz olmazdı. Misil kelimesi hadis-i şerifi olsaydı. وَلَاكِنَّهُ اِنَّمَا قَالْ Lakin Peygamber Efendimiz buyurdular. اَتْعِمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُونَ Yediğinizden yedirin. Yediğinizin mislini yedirin demedi ki. Yediğinizden yedirin. Misil yok. وَاَكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ Giydiğinizden de giydirin. Gene burada da misil yok. فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَٰلِكَ Bu hadis-i şerifte olmadı. وُجُوبُ الْمُسَوَاتِ بَيْنَهُمْ Aralarında müsavatın vücubu olmadı. Nerede? Fil kisveti ve ta'ami. Elbisede, yemekte aralarında müsavat vaciptir diye bir şey yok. Bir şey olmadı. Ve innemâ fîhî hadis-i şerifte oldu. Vücubul kisveti mimma yelbesûn. Onların elbisesini yapmak vaciptir. Neden? Giydiklerinden, kendi giydiğinden ona da yaptırar. Ve vücubul ta'ami mimma yekulûn. Yedikleri neyse ondan o köleye de taam vermeleri vacip oldu. Ve imkânu fî zâlike gayre mütesâviyeyni. O elbisede, yemekte müsavi olmasalar bile köleyi yedirdi ya, giydirdi ya, müsavat şart değildir. Müsavat vacip değildir. Ve gaddelle alâ zâlike eyzâ mâ kadru yan Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu manaya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis daha delalet etti. حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفى أحدكم خادمه
sizden birinize onun hadimi kifayet ederse, yani yemekini yapar getirir önüne korsa, adam kendisi yapmıyor, hadim tutmuş, ya kölesi yahut da hizmetçisi maaşla tutmuş, onun yemekini yapıyor, getiriyor önüne koyuyor. Neye kifayet ederse, ta'amehu, onun yemekini hazırlarsa, harrehu ve duhanehu, ateşin önünde onun sıcağına, duhanına tahammül ediyor, yapıyor, getiriyor. Fel yücülisu, efendisi o hizmetçiyi oturtursun. Fel yekul ma'hu, otur benimle ye desin. Madem yemeği yaptı, getirdi, efendisinin önüne koydu, öyleyse efendisi o hizmetçiyi kendisiyle beraber oturtursun, efendisiyle beraber o da yesin. Fe'in eba, yok yemiyorum derse, hizmetçi olur ki utanır, ben yemiyorum der. Evet, felyâhuz lokmaten, bir lokma efendisi alsın. Fel yurevvi'ha, o lokmayı güzel hazırlasın. Sümmel yut'imha iyyahu, orada aynı bir mümsara. Onu ona yedirsin. Yani hiç olmazsa bir lokma alsın eline, öyle kerahet şeklinde de değil. Güzel bir şekilde alsın, hazırlasın, ona bir yahut iki lokma versin. Madem yemiyor. Niçin? Onun nefsi, daha derler, nefsi kalmasın. Valla. Efendim baba, hiç duymasın da zenneye tutar tutar verirdi, o aklıma geldi. حدثنا إبراهيم بن مرسوق قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم خادمه بطعامه sizden birinize onun hizmetçisi yemeği getirirse فإن لم يجلسه معه onu kendisiyle beraber oturtturmazsa فلينابله ona versin أكلتين وأكلتين bir lokma yahut iki lokma versin. Ev kâle, râvi diyor ki, yahut da buyurdu, lokmeten ev lokmeteyn, bir lokma, yahut iki lokma. Fe innehu o hizmetçi, veliye harrehu ve ilâcehu. O taamın sıcağını çekti, onun duhanını çekti, yani onu külfetle hazırladı, getirdi. Onun onda bir nefis arzusu kalır. Ya beraber oturtursun, beraber yesinler, yahut da ona bir iki lokma versin. Şimdi bu hadisi şerifte anlaşılıyor ki illa beraber yesinler vaciptir, yok o manaya değil. Vücub yok. Eğer oturtturursa ne ala ne güzel. Yok. Ya kendisi kölenin oturmasını istemiyor ya da kölesi oturmuyor. O hiç olmazsa bir iki lokma ona versin. Ama ona aç koyacak değil ya, ona gene ayrıca onun yemeğini verecek. Efela terâ, sen görmez misin? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kad vessâ alel mevla, efendiye tevsiye etti, genişlik verdi ki en yut'ime abdehu, kölesine yedire min ta'amihillezî, ol bir yemekten ki kad veliye, o köle yaptı sen'atehu lehu, veliye yani sahip oldu sen'atehu, o ta'amın sen'atine yapmasına lehu, efendisine o köle o ta'amı yaptı, efendisine hazırladı ya, ondan ona yedire. Abdehu, kölesine yedire. Lokmeten vahide, bir lokma. Yani hiç olmazsa en aşağı bir lokma yedire. Sümme yeste'athiruhu ve mima bima beqiye min zâliket ta'am ba'de tilkel lokma. O lokmayı kölesine yedirdikten sonra gerisini de kendi ye. Bak, Resulullah Efendimiz bunu caiz kıldı. Fedelle zâlik, bu delalet etti ki enne ma'na ma arâde bi kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in kavli şerifindeki mana, hangi kavli şerifinde? اَتْعِمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُونَ, yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Bu hadisin manası, اِنَّهُ لَمْ يُرِدِ الْمُسَّوَاتَ. Peygamber Efendimiz müsavati murad etmedi bu hadis-i şerifte. وَكَذَٰلِكَ مَانَا قَوْلِهِ وَاَكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ, giydiğinizden de onlara giydirin. Bunda da müsavat maksut değildir. Yani o köleyi aç koymamak, eğer yemek o yaptıysa yapmış olduğu yemekten bir iki lokma ona vermek, nefsi kalmasın. Elbise de böyle. Elbise de olur ki efendisi biraz daha iyi kumaştan giyer, ona biraz daha ucuzdan olabilir. Müsavat farz değildir. Peki madem müsavat farz değildir, Ebu Yusuf ashab-ı kiramdan kölesine giydirmiş olduğu elbiseyi kendisi aynını giydi.
Ebu Zer de öyle. Kendisi nesil giymiş de köleye de eynini giydirdi. Musavat farz değildi. Bunların için böyle yaptılar. Diyor ki وَمَّا مَا فَعَلَى بِالْيُسُرُ Ashabdan Ebu Yusuf'un yapmış olduğu kendisinin giydiğinden köleye giydirmiş فَعَلَى الْاِشْفَاقِ مِنْهُ Kendisi çok şefkat etmiş köleye de şefkatinden dolayı. Vacip olduğundan dolayı değil. وَالْخَوْفِ Allah korkusu fazla da ondan dolayı. La ala gayri zalik başka manaya değil yoksa yani yapmasa günahkar olur manasına değil. Ve hada allazi sahahna alayhi maani hadi ilasar bu eserlerin manalarını biz böyle tasih ettik ve böyle izah ettik. Bu kavlu Ebi Hanife de ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecmai bu üç imamın kavli de budur. Yani bir adam yemesinde, içmesinde aynen kölesiyle, hizmetçisiyle müsavi olması vaciptir diyenler var. Vacip değildir diyenler de var. Vacip değildir diyenler, yani onu aç koymayacak, çıplak koymayacak. Fakat arada tesavide vacip değildir. Ama müsavi kılarsa efdaliyet vardır. Ha. Sevabı vardır, yoksa şart değildir. Bu da Hanefi mezhebi de bu. Bu son okuduğumuz.